Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Arzu. Gerçek suç hikayeleriyle ilgileniyorsanız eğer kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Videolarım teşvik değil tedbir ve uyarı amaçlıdır. İlk yaptığımda bu şeyi ilk yaptığımda gerçekten inanamadım. Beni bir tür yaratık gibi bir canavar gibi anlatmaya çalıştılar ama ben herkes gibiydim. Muhtemelen zamanın %99'unda herhangi bir insanın olduğu kadar normal biriydim ben. Ama zamanın yüzde birinde ya da her neyse işte. Orada bir tür sorun vardı. Mayıs 1984, Tampa, Florida. Dedektif Gary Terry korkunç bir vahşetin yaşandığı suç mahalline çağrılıyor. İki erkek çocuk kırsal bir alanda oyun oynarken bir cesetle karşılaşmışlar. Ve daha sonrasında polis haber verilmiş. Dedektif olay yerine geldiğinde suç mahalli çoktan kordon altına alınmış durumda ve güvenlik barikatı konulmuş. Beden yüzü yere bakacak şekilde yüzüstü yatırılmış, bacakları iki yana doğru geniş bir şekilde açılmış ve elleri ise arkadan bağlı durumda. En garip şey ise boğazında tasma benzeri bir ip var. Kurbanın ölüm sebebi boğulma gibi görünüyor. Olay yeri incelendikçe bazı kanıtlar ortaya çıkıyor. Örneğin toprak yol üzerindeki araç lastik izleri ya da daha önemlisi kurbanın kıyafetleri üzerinde bulunan kırmızı fiberlar yani naylon halı lifleri. 1980'lerde teknoloji günümüzdeki kadar iyi değil ve DNA testleri kapsamlı bir şekilde yapılamıyor. Bedenin kime ait olduğu teşhis ediliyor. Bu beden Lena Long'a ait. Lena 1 Kasım 1964 doğumlu, 19 yaşında genç bir kız. Tempa Gece Kulübü'nde dansçı olarak çalışıyor. Aynı zamanda Güney Florida Üniversitesi'nde sanat ve sinema okuyor. Ölümünden kısa bir süre önce Kaliforniya'dan Florida'ya taşınmış. 13 Mayıs 1984'te ise kırsal bir alanda cansız bedeni bulunuyor. Dedektif Gary'e göre 1980'lerde cinayet kurbanları bu şekilde bağlanmaz. Eğer böyle bir beden bulunduysa bu ilk kırmızı bayrak olabilir. Lena bu alana atılmadan önce dövülmüş, cinsel saldırıya uğranmış, hatta boynundaki tasma tarzı ipe bakılırsa aşağılanmış ve boğularak öldürülmüş. Daha sonra bu kırsal alana kıyafetleriyle birlikte atılmış. Bir süre sonra dedektif Cherry ikinci bir cesetin keşfi için suç mahaline çağrılıyor. Dedektif suç mahaline giden yolda çok endişeli. Olay yerindeki koruma görevlilerinden birini arıyor ve şöyle söylüyor. Kurbanın elleri bağlı değil, değil mi? Lütfen bağlı değil de. Koruma görevlisinin verdiği cevap ise şu oluyor. Evet efendim. Elleri arkadan bağlı. Bulunan beden seks işçisi Michel Sims'e ait. Gözlerden uzak tempanın doğusunda tenha bir alana atılmış beden. O esnada akılda olan soru bulunan beden ilk bulunan kurbanla bağlantılı olabilir mi? Dedektif olay yerine vardığında bölge sağanak yağış altında. Kurbanın elleri arkadan bağlanmış durumda ve ayakları da bağlanmış. Yine boğazında tasma benzeri bir ip var. Kurbanın boğazı kesilmiş bu kez ve kurbanların bağlandığı ipler aynı eşit uzunlukta kesilmiş, özenle bağlanmış. Bu hızlıca işlenmiş bir suç değil. Yapan kişi bunu planlayarak yapmış. Zor hava koşullarına rağmen yine de bedenin hemen yanındaki toprak yol üzerinde araç lastik izleri bulunuyor. Ve elde edilen bu izler diğer suç mahalindeki lastik izleriyle eşleşiyor ve bu kurbanın kıyafetleri üzerinde de kırmızı liflerden bulunuyor. İki kurban da kadın cinsel saldırıya uğramış ve şehir dışına atılmış. Görünen o ki bu iki vaka da birbirleriyle bağlantılı. Başka bir deyişle bu iki korkunç olaydan da aynı katil sorumlu. Polis davaları araştırırken ceset sayıları da artmaya başlıyor. Olaydan kısa süre sonra bir beden daha bulunuyor. Bu beden Elizabeth Ladenberg'e ait. Ancak bu kurban diğer iki kurbanla çelişiyor. Çünkü Elizabeth bulunduğunda tamamen giyinik Bariz bir travma yok vücudunda. Ve bir sonraki gün ise bir beden daha bulunuyor. Bu cinayet mahalli ise bir çiftlik, yine ıssız bir alan. Dedektif Terry bu suç mahalline geldiğinde ise kurbanın siyahi olduğunu görüyor. Diğer üç kurban beyaz. Başka bir fark ise bu kurbanın silahla vurulmuş olması. Sırtından ve ensesinden üç kurşunla vurulmuş. Bu bedende seks işçisi olan Chanel William ait. Son iki kurbanın adli tıp incelemesi de ortaya koyuyor ki ilk iki kurbanla bağlantılı bu olaylar. Çünkü yine bedenlerde kırmızı naylon halı lifleri, fiberlar var. Polisler araştırma yapmaya çalışsa da maalesef ki artık olayların zaman aralığı çok kısa. Yani neredeyse iki haftada ya da bir haftada bir, bir beden bulunmakta. Ve yine son olaydan bir hafta sonra yeni bir beden bulunuyor. Bu beden 28 yaşındaki Karen Dean'e ait. O da bir seks işçisi. Kurbanlar genelde şehrin aynı bölgesinden. Bu yüzden dedektifler de dikkatlerini o bölgeye yoğunlaştırıyorlar. O bölgedeki gece kulüpleriyle konuşulmaya başlanıyor. Şüpheli görünen biri hakkında bilgi alınmaya çalışılıyor. Tüm polisler alarma geçmiş durumda olsalar da Cadılar Bayramı günü başka bir korkunç keşif daha yapılıyor. Issız bir alandaki hendekte bir kadın bedeni daha bulunuyor. Hendekte yatan kadın 22 yaşındaki Kimberly Hoops. O da seks işçisi ve boğularak öldürülmüş. Ve katil yine bu beden üzerinde de farkında olmadan o malum ipucunu bırakmış. Kırmızı lifler. Bu olaydan tam 4 gün sonra garip bir olay daha yaşanıyor. 3 Kasım 1984 gecesi. 17 yaşındaki Lisa McVeigh iş yerinde çift vardiya yapmış. Ve o yüzden de gece saat 2.30 civarında işten ayrılıyor. Eve hep bisikletiyle ve aynı rotayı takip ederek gider. Hava her zamankinden daha karanlık görünüyor. Lisa kaldırımda ilerlerken arkadan bir araç kornaya basıyor. Bu Lisa için ilginç çünkü kendisi yoldan gitmediğinin farkında. Lisa sokağın yarısına geldiğinde kilisenin otoparkında bir aracın park etmiş olduğunu fark ediyor ve bisikletiyle ilerlerken dönüp araca bakıyor. Ve tam o sırada birisi Lisayı tutup bisikletin üzerinden çekiyor. Lisa sol şakağında bir namlunun soğukluğunu hissediyor ve bir ses ona şöyle söylüyor: Sessiz ol, yoksa ölürsün. Lisa zorla araca bindiriliyor ve gözleri bağlanıyor. Hava zaten karanlık olduğu için de bu şahsın yüzünü tam olarak göremiyor ve sürücü koltuğunun yan koltuğuna bindiriliyor. Elleri ve ayakları da bağlanıyor. Lisa'nın gözleri bağlanmış olsa da bantın altından aracın koltuklarının beyaz olduğunu ve yerlerde de kırmızı naylon halılar olduğunu görebiliyor. Ve iki koltuğun arasında da büyük bir bıçak var. Yaklaşık 20-25 dakika araçla ilerliyorlar ve sonrasında bir apartman dairesine benzer bir yere geliyorlar. Lisa'nın söylediğine göre yoğun bir boya kokusu alıyor. Sanki burası yeni boyanmış gibi. Lisayı kaçıran kişi onu banyoya götürüyor orada kıza birçok kez cinsel saldırıda bulunuyor. Bu adamın duygu değişim bozukluğu var. Ara ara çok sinirli, agresifken ara ara sanki bir çocuk gibi uysal olabiliyor. Bir kafasında bir sevgili fantazisi yaşıyormuş gibi. Bazen ona çok sadistçe saldırsa da bazen de elini elin üzerine koyuyor ya da Lisa'nın ellerini tutup kendi yüzünde gezdiriyor. Ve Lisa zeki bir kız olduğu için bunların hepsini değerlendiriyor. Burnu, kaşı, gözü, saç şekli, bıyıkları, her şeyi birer birer hafızasına kazıyor. Ve zaman zaman bu şahısla konuşma fırsatı da buluyor. Hatta onu sakinleştirmeyi öğrenmiş gibi. 26 saatlik esaretin ardından sabah 4 civarında Lisayı giydiriyor bu şahıs. Ve Lisa onunla bağ kurmaya çalışıyor ve şöyle söylüyor: Seninle ilgilenebilirim. Senin kız arkadaşın olabilirim ve kimseye söylemem olanları. Nasıl tanıştığımızı asla anlatmam. Bu cani adam Lisa'ya hayır seni burada tutamam. Yaşadığın bölgeyi söyle. Seni götürüp oraya bırakacağım diyor. Ve gerçekten de Lisa'yı serbest bırakıyor. Lisa hemen polislere gidiyor ve yaşadıklarını, bütün olanı, biteni, her şeyi anlatıyor. Bunun bir kaçırılma vakası olması bölgede faaliyet gösteren seri katil ile bağlantılı olarak görünmüyor. Bu olaydan 3 gün sonra başka bir seks işçisinin bedeni bulunuyor. Bu beden Virginia Johnson'a ait. Polisler 7. kurbandan sonra artık iyice sıkılmış durumdalar. Katil bedenleri pervasızca ortalığa savuruyor ve bir yerlerde öldürüp kırsal bir alana, bir çiftliğe, bir hendeye ya da çıkmaz bir sokağa bırakıyor ve bedenlere aşağılayıcı pozlar verdiriyor bu adamı durduramamak polisleri gerçekten sıkmış durumda. 12 Kasım 1984'te dedektif Terry bir telefon daha alıyor ve artık neyle karşılaşacağını biliyor. Olay yerine vardığında yol kenarından aşağıya doğru yuvarlanmış bedeni görüyor. Bu beden Kimberly Swan'a ait. Kimberly de ilk kurban Lena gibi Tempa Striptiz Barında dansçı olarak çalışmış. Dedektif yetersiz ip ucundan artık sıkılmış durumda. Her vakada kanıt bulunuyor ama bu kanıtlarla bağdaşacak kimse yok ortada. Daha sonra polisler bu kaçırılma olayının üzerinde durmaya karar veriyorlar ve aynı zamanda kaçırılan 17 yaşındaki Lisa'nın da o günkü kıyafetleri inceleme altında ve bu incelemenin sonuçları gerçekten çok ilginç. Çünkü Lisa'nın kıyafetleri üzerinde de kırmızı naylon lifler keşfediliyor. Bir seri katil kurbanını kaçırıp daha sonra onu canlı bir şekilde geri bırakır mı? Dedektifler Lisa ile hemen yeniden konuşmaya başlıyorlar ve Lisa kaçırıldığı günü, adamın yüzünü, gittiği daireyi, her şeyi ayrıntılı hatırlıyor. Hatta şöyle söylüyor: "Banyoda her yere, kapı koluna, aynaya, duş camına her yere dokundum. Parmak izlerimi bıraktım. Apartman dairesinden dönerken bir ATM'de durduk ama hangisi olduğunu hatırlayamıyorum." kısa bir yoldu. Sonrasında kendisini kaçıran kişinin aracını tanımlamaya çalışıyor. Renkten çok emin değil. Aracın rengi kırmızı ya da turuncu olabilir. Hatta aracın koltuklarının beyaz olduğunu söylüyor. Ve söylediği en geçerli olan kanıt ise aracın ön panelindeki Magnum yazısı. Hemen eyalet çapında Dodge Magnum araçların listesine bakılıyor ve mutlaka bu araca sahip kişilerden kim olduğu ortaya çıkacak. İki polis yolda kırmızı Dodge Magnum araç fark ediyorlar ve kenara çektiriyorlar. İçindeki adam gayet işbirlikçi görünüyor ve bu kişinin resmi çekiliyor. Araç sahibi kişilerin resimleri bir bir Lisa'ya gösteriliyor ve Lisa içlerinden bu adamı tanıyor ve diyor ki: "Evet, beni kaçıran kişi buydu." ta kendisi. Bu adamın takip edilmesi için bir ekip oluşturuluyor ve araç sahibi Bobby Joe Long izlenmeye başlıyor. Bobby sanki yakalanacağının farkında gibi. Aracını temizliyor, çöpleri atıyor ve aracın içinden bagajdan bir şeyler boşaltıyor. Ve aynı gün içinde sinemaya gidiyor. Ekip de peşinde. Bazıları onunla birlikte filme girerken bazıları da aracını incelemeye başlıyorlar otoparkta. Araç lastikleri olay yerinde bulunan lastik izleriyle uyuşuyor gibi görünüyor. Artık dedektifler Bobby Joe'nun bir seri katil olduğundan emin ve daha sonra Bobby Joe dışarıya çıkar çıkmaz hemen tutuklanıyor. Peki ama kim bu Bobby Joe? 4 Ekim 1953'te Luella ve Joe Long'un çocukları olarak Batı Virginia'da dünyaya geliyor. 1955 yılında ise anne ve babası boşanıyor Bobby annesiyle birlikte Florida Tempa'ya taşınıyor. Annesiyle birlikte zorlu bir hayat onu bekliyor ve küçükken Bobby birçok kez kafasından sert darbeler almış. Örneğin bir salıncaktan düşüyor ve kafa üstü düşüyor ciddi kafa travması yaşıyor. Ardından bir araba çarpıyor ve yine ciddi bir kafa travması yaşıyor bilincini kaybediyor hatta ve hastaneye kaldırılıyor. Ancak bu kazalardan sağ şekilde kurtulmayı başarıyor. Ve büyüdükçe Bobby'de dikkat eksikliği fark ediliyor. Ve dahası çenesi biraz yamuk geçirdiği kazalardan dolayı. Annesi bir barda iş buluyor ve tam olarak asıl sorunlar buradan sonra başlıyor. Bobby mutsuz bir çocuk. Annesinin barda çalışması onu oldukça üzüyor ve annesinin giydiği o seksi kıyafetlerden hiç hoşnut değil. Aralarındaki problem Bobby büyüdükçe daha da büyüyor ve gerginleşiyor. Kaldıkları ev neredeyse bir odalı de anne artık eve erkek arkadaşlarını ve tanımadığı erkekleri getirmeye başlıyor. Ergenlik dönemlerinin başlarında olan bir çocuk ve neredeyse annesinin eve getirdiği bu adamları kısmen giyinik bir şekilde evin içinde dolaşırken görüyor. Bu durum onu oldukça kızdırıyor ve daha da fenası Bobby Joe 13 yaşına kadar annesiyle aynı yatakta yatıyor. Bobby'nin o yaşta bir kadının vücudu ile ilgili hisleri var. Ama bir yandan da annesi olduğu için çok utanıyor ve bunun uygunsuz bir şey olduğunun farkında. Ama aynı zamanda da tahrik olabiliyor. Bu bir çeşit onda kafa karışıklığı yaratıyor. Annesinin bunları yapması ve bu ikisinin ilişkisini bu boyuta getirmesi Bobby'yi oldukça çok kızdırıyor ve kırgın hissediyor annesine karşı. Aslında annesini çok seviyor, ilişkileri çok iyi. Ancak onun bu şekilde davranması onu gerçekten çok öfkelendiriyor. Aynı zamanda Bobby fazladan bir X kromozomu ile dünyaya geliyor ve bu durum onun gelişim döneminde özgüvenini kaybetmesine neden oluyor. Fazladan X kromozomu ile dünyaya gelmek meme gelişimi gibi bazı kadın özellikleri veren ve aşırı östrojen gelişimi ile sonuçlanan bir durummuş. Ve Bobby de çocukken büyük göğüsleri nedeniyle arkadaşları tarafından alay konusu ediliyor. Ergenlik döneminde ise bir düzüne meme küçültme ameliyatı oluyor. Ama vücuduyla asla barışık değil. 13 yaşına geldiğinde Cindy ile tanışıyor. Cindy onun hem mahalleden hem okuldan arkadaşı. Çok iyi anlaşıyorlar. Cindy'nin söylediğine göre Bobby o dönemlerde çok komik ve eğlenceli bir çocukmuş. Ancak zamanla Bobby'nin gerginliği daha da artıyor. Artık okulu asmaya başlıyor. Her fırsat bulduğunda okulu asıyor. Ve en sevdiği şey arkadaşlarıyla birlikte balık avına gitmek. Balıkları ağlamayı çok seviyor. Hatta bir keresinde balıkları tüfekle vurmaya çalışıyor. Cindy hep Bobby'nin yanında duruyor çünkü ona çok aşık ve kendisine karşı Bobby'nin her zaman çok ilgili ve şefkatli olduğundan bahsediyor. Zamanla Bobby artık liseyi yarıda bırakıyor ve okulu bırakıp daha düzenli bir iş bulmaya çalışıyor ancak düzenli bir iş de bulamıyor ve 1972 yılında orduya katılıyor ve 1974 yılında Cindy ile evleniyor ve bu evlilikten iki çocukları dünyaya geliyor bir kız bir erkek olmak üzere 14 Mart 1974'te ise Bobby Joe yine şiddetli bir motosiklet kazası geçiriyor bir araç ona çarpıyor ve haliyle bu kazadan sonra büyük bir kafa travması geçiriyor Bobby Joe yine ve hemen hastaneye kaldırılıyor. Birçok yerinde kırıklar ve çürükler var. Bu kazadan sonra Bobby Joe artık kontrol edilemez bir öfke problemine sahip oluyor. Ve aynı zamanda ek olarak yine kontrol edilemez bir cinsel dürtüye sahip oluyor. Arası hastaneye onu görmeye geldiğinde bile o alçılı haliyle Cindy'ye birliktelik teklif ediyor ve ısrar ediyor bu konuda. Hemşireler bu durumdan oldukça rahatsız hatta odaya bile girmek istemiyorlar. Çünkü Bobby Joe hastane odasında o kazal ve alçılı halde kendisini tatmin ediyor ve sürekli yapıyor bunu. Bu kazadan sonra Cindy için hayat zehir olmaya başlıyor. Bobby Joe en ufak bir sorunla hemen kocaman bir kavga yaratıyor ve mesela onun yaptığı bir yemeği beğenmiyor ve büyük bir şiddetli şekilde kavga çıkartıyor. Dahası Cindy'ye şiddet uygulamaya başlıyor ve onu boğmaya çalışıyor. Zamanla şiddetin boyutu o kadar artıyor ki artık bir noktada Cindy hastaneye kaldırılıyor, hastanelik oluyor. Hatta Cindy bir keresinde onu öldürmeye çalıştığından bile bahsediyor röportajında. Şöyle söylüyor, tüfeği aldım ve odaya gittim. Tam namluyu kafasına dayadım. O sırada alarm çaldı, saat çaldı ve uyandı. Ancak uyandığında beni elimde tüfekle gördüğünde hiç şaşırmadı ve hatta şöyle söyledi. Ne duruyorsun? Hadi devam et, öldür beni. Ve Cindy şöyle söylüyor devamında. O an yapabilirdim, cesaretim vardı. Onu öldürebilirdim. Ancak yan odada çocuklarım uyuyordu onu öldürüp çocuklarımdan ayrı kalmayı göze alamadım. Ve Cindy artık bu adamdan kurtulması gerektiğini anlıyor ve boşanma davası açıyor. Temmuz 1980 yılında ayrılıyorlar ve Cindy çocuklarını alıp uzaklaşıyor bu adamdan. Ve 4 yıl sonra da Bobby tamamen kontrolden çıkıyor. Bobby tutuklandığında 8 cinayeti de itiraf ediyor ve hepsini üstleniyor. Hatta Bilinmeyen iki kurbanından daha bahsediyor ve onların ölümünü de kendisi üstleniyor. Bu bir tipik soğuk kanlı bir seri katil. Onda hiçbir duygu belirtisi yok. Hatta duygu durum bozukluğu olduğu için de bir dediği bir dediğini tutmuyor. Birçok hayat benim yüzümden son buldu. Öyle ya da böyle bu iyi bir duygu değil. Yaptığım şeylerden gurur duymadığımı hissediyorum. Ve en kötüsü <laughs> neden yaptığımı bilmiyorum. Ve çok daha ilginç olan bir şey açıklıyor. Bobby Joe'nun suç kariyeri 10 yıldan öncesine dayanıyor. Eyalet genelindeki birçok cinsel saldırıyı kendisi üstleniyor. Evet ben yaptım onları da diyor. Bunları genelde şöyle yapmış gazetelere verilen ilanları takip etmiş. Ev ilanı, işte mobilya satışı ilanları gibi şeyleri takip etmiş. Ve bu ilanları veren kişilerin kadın olup olmadığına dikkat etmiş. Ve bu adreslere gittiğinde sanki bir alıcıymış gibi bu adreslere gittiğinde evde yalnız başına bir kadın görürse eğer eylemlerini gerçekleştiriyor ve oradan uzaklaşıyor. Mahkemede duruşmaların birinde ise kendisini görüntüleyen, mahkemeyi kayda alan televizyon kameralarından birine tükürüyor ve işte o anda aslında gözündeki o öfkeyi görebiliyoruz. Sakin bir şekilde gelirken bir anda öfkelenip ve gözünden ateş çıkaracakmış gibi bir pozisyona geliyor ve tükürüyor kameraya. Ve Bobby tüm bu suçlardan dolayı idam cezası alıyor. Ve 23 Mayıs 2019'da zehirli iğne ile idam ediliyor. Ve Bobby Joe'nun saldırısından kurtulan Lisa McVeigh ise artık bir polis memuru. Ve bir davanın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>